Merhaba. Amerika'daki kongre baskını Trump'ı bitirdi. Doğrusu gelmiş geçmiş en çok oyu alan Cumhuriyetçi Başkan kendi ipini çekti. Amerika'da 3 Kasım'da yeni başkanı seçiyorsunuz, 2,5 ay sonra 20 Ocak'ta yemin ediyor. Kurucu babalar bu uzun arayı dönemin iletişim ve ulaşım koşullarını göz önüne alarak belirlemiş. Bugün bu çağda anlamsız ve mantıksız. Fakat bu defa şuna yaradı. Trump 2 ay boyunca öyle sersemce davrandı ki iskemlesini tekmelemekle kalmadı, taraftarlarının başını da belaya soktu. Sorgulayacak şey çok. Seçimi kaybeden Trump'a yandaşı medya sırtını döndü. Sadık çevresi ve partisi terk etti. Atadığı yargıçlar telkinlerini dinlemedi. İnterneti kontrol eden devler Trumpistler için sürekavı başlattı. Bir daha kafasını kaldıramasın diye kongrede ikinci kez azledildi. Şu soruya içinizden cevap verin. 3 Kasım'da kazansa bunlar olur muydu? İkinci soru, saatler 6 Ocağı mı kuruldu? Hemen Maryland valisi, DC polisi, kongre güvenliği gibi konularla gelmeyin. Haddimi bilerek düşünüyorum. İş işten geçtikten sonra kongreyi tıka basa askerle dolduranlar 6 Ocak'ta olacakları öngöremediyse derhal emekliliklerini isteyip bir daha insan içine çıkmasınlar. Deniyor ki Amerika'da yargı ve medya dik durdu. Bir daha söylüyorum, düşene tekme atmak kolaydır. Dik duruşlar 3 Kasım'da Trump kaybettikten sonra geldi, karısı bile sırtını döndü. Demokraside kurumlar mühimdir. Trump bunların içine oydu. Bir kısmı bu yönetimle çalışamayız deyip bırakmıştı. Yetecek kadar kadroysa yönetimle çalıştı. Kurumlar insanlardan oluşur ve insanların güce karşı zaafları vardır. Trump pandemiye denk gelmese seçiliyordu. Taş taş üstünde bırakmayacaktı. Derin bir oh çekilmesinin nedeni de bu. Egemenler şimdilik dışla ve devre dışı bırak stratejisiyle kutuplaşmayı halının altına süpürdü. Irkçılar ana akımdan koptu. Washington sinekleri avladı belki, bataklık durduğu yerde duruyor. Meselenin Türkiye'yi ilgilendiren yönü yok. 6 Ocak Amerika'nın 15 Temmuz'u değil. Sarayın şamaroğlanına dönmüş ülke muhalefeti başkanın kendi kendini bitirmesini satın almış durumda. Haliyle Erdoğan'ı aşırılıkları götürecek. Ne zaman diye sormayın. Bilene rastlamadım.